Solunum sistemiyle ilgili birkaç video yapmıştım ama videoları izlemeden önce bile oksijene ihtiyacımız olduğunu ve dışarı karbondioksit verdiğimizi biliyordunuz. Solunumla ilgili videoları izlemişseniz oksijenin vücudumuzdaki besinleri metabolize etmek ve ATP'ye dönüştürmek için gerekli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. ATP dönüşmesinin sebebi başka tür hücre fonksiyonlarının gerçekleşmesi için. Mesela hareket etmek, nefes almak, düşünmek, yani yapmamız gereken her şey. Solunum süreci boyunca vücudumuzdaki şekerleri parçalarız ve dışarı karbondioksit veririz. Bu videoda önce büyük bir adım geriye gidip oksijenin vücudumuza nasıl girdiğini ve oksijeni atmosfere nasıl geri verdiğimizi tartışmak istiyorum. Yani diğer bir deyişle havalandırmamızı nasıl yapıyoruz? Yani oksijeni vücudumuzdan içeri nasıl alıyoruz ve dışarı karbondioksiti nasıl veriyoruz? Hepimiz bu sürecin ağız veya burundan başladığını biliyoruz. Gerçi benim sinüslerim hep kapalı olduğu için ağzımdan nefes alıyorum. Mesela gece ağzım açık uyuyorum. Ama bu süreç dediğim gibi her zaman ağız ve burundan başlar. Hemen bir insan çizelim. Nefes alabilmesi için ağzı açık olsun. Göz olmasa da olur ama çizmişken onu da çizeyim. Diyelim ki bu benim deneyim veya modelim. Saç ve bıyık da çizelim. Evet. Yakışıklı olsun. <laughs> Gerçi bunun konumuzla alakası yok ama modelimiz bu. Vücudumuza havayı nasıl aldığımızı ve nasıl çıkardığımızı göreceğiz şimdi. Adamın iç organlarına inmeden önce dış kısmını çizeyim. Heh, çok iyi çizemedim ama olsun. İşte omuzları. Evet, tamam. Ağzımızın içinde ağız boşluğu bulunur. Hatta dilimizi de çizeyim. İşte bu boşluğa ağız boşluğu deniyor. Evet, ağız boşluğu. Daha sonra burun boşluğuna açılan burun deliklerimiz var. Yine büyük bir boşluk. Şöyle bu iki boşluk ağzımızın veya burnumuzun arka kısmında birleşiyor ve tam burada birleştikleri geçişe yutak deniyor. Burundan hava almanın daha iyi olduğu söylenir. Sebebi muhtemelen havanın burun kıllarından geçerken filtrelenmesi ve ısıtılması. Tabii her iki kısımdan da nefes alabilirsiniz. Havayı ya burun boşluğundan ya ağız boşluğundan alabilirsiniz. Hava buralardan geçtikten sonra yutağa ulaşır. Yutak iki boruya ayrılır. Bir tanesi hava, diğeri de besinler için. Arka tarafta yemek borusu var. İlerleyen videolarda bundan da bahsedeceğiz. Şimdi ayrılma çizgisini de çiziyorum. Hatta bir dakika sarı ile çiziyordum. Öyle devam edeyim. Evet. Hava borusunu yeşille çizelim. İşte ayrılma çizgisi. Hava borusunun arkasında yemek borusu var. İşte burada. Yemek borusu. Bunu başka bir renkle çizeyim. Evet. Yemek borusu. Tam şurada da gırtlak var. Burada bizim ilgilendiğimiz gırtlak. Yemek borusu yemeklerin ağızdan geçtikten sonra aşağı indiği yer. O yüzden yemekler buradan geçiyor. Ama bu videonun ilgilendiği kısım havalandırma. Vücudumuza giren havayı ne yapıyoruz? Evet, o yüzden hava gırtlaktan geçerken neler oluyor ona bakacağız. Gırtlak aynı zamanda ses kutumuz. Siz beni şu anda dinlerken küçücük şeyler tam da burada ve doğru frekanslarda titreşiyor. Böylelikle sesleri ağzımla şekillendirebiliyorum ve işte sesimle de bu videoyu yapıyorum. Buna ses kutusu denmesinin sebebi anatomik olarak şeklinin kutuya benzemesi. Hava gırtlaktan geçtikten sonra nefes borusuna geliyor. Nefes borusu hava için, yemek borusu ise besinler için olan boruydu. Evet, şu nefes borumuz. Nefes borusunun çok sert bir yapısı vardır. Çevresinde kıkırdak bulunur. Aslında kıkırdak olması gayet mantıklı çünkü mesela bir hortum düşünün. Hortum çok bükükse içinden çok fazla su veya hava geçemez. O yüzden bükülmesi iyi olmaz. Yani nefes borusunun sert olması gerekir. Zaten kıkırdak olmasının da sebebi bu. Daha sonra bu boru ikiye ayrılır. Ayrılan boruların nereye gittiğini biliyorsun, öyle değil mi? Aşırı detaylı çizmeyeceğim. Fikir vermesi yeterli zaten. Bu iki boru bronşlar. Bronşlar da kıkırdak olduğu için sertler fakat bronşların farkı ayrılmaya devam etmeleri. Küçük tüplere ayrılıyorlar ve bir noktadan sonra kıkırdakları yok oluyor. Yani sertlikleri azalıyor. Fakat ayrılmaya devam ediyorlar. Ayrılıyorlar ve çok küçük hale geliyorlar. Hava da ayrılıyor ve farklı yollara giriyor. Bronşların çevresindeki kıkırdak yok olduğu zaman sert de olmuyorlar. Bunun gerçekleştiği noktadan itibaren artık bronş değil bronşçuk. Mesela şu bronşçuk çok da anlaşılmayacak karmaşık bir şey yok aslında. Gitgide ayrılıyorlar ve inceliyorlar. Bu da daha ince bir boru. Yani ana fikir şu. Ağzımızdan veya burnumuzdan başlayan tek boru önce ana bir yerde ikiye ayrılıyor. Bu da bizi akciğerimizin iki bölümüne götürüyor. Akciğeri de çizeyim. Akciğerlerin belirli bir yerine kadar bronşçuklar var. Daha sonra bronşçuklar bittiğinde daha da bölünmeye devam ediyorlar. Daha ince ve çok çok küçük. İşte bu küçük hava keselerine gitmiş oluyorlar. Her minik bronşçuğun sonunda bu küçük hava keseleri var. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Bunlara alveol deniyor kullandığım tüm bu terimlerden kafanız karışmasın ne olur. Olay gayet basit. Hava borudan geçiyor. Boru gitgide inceliyor ve en sonunda hava kesecikleri geliyor. Peki bunlar oksijenin sistemimize girmesine nasıl yardımcı oluyor diye sorabilirsiniz. Anahtar cümle şu: bu hava kesecikleri inanılmaz küçük ve duvarları veya zarları çok çok ince. Hatta alveollerden birine yakınlaşalım şimdi. Evet. Burada biraz büyük çizdim ama aslında bunlar çok 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 küçük. Evet, bu hava keseciklerini şuraya büyüterek çiziyorum. Bu keseciğe bağlı bir bronşçuk var. Başka bir bronşçukta, başka bir keseye bağlı. İşte başka bir hava keseceği. Bunların her birinin çapı 200 ila 300 mikron arasında. Yani şu uzaklık 200 ila 300 mikron arasında bir değer. Mikron dediğimiz birimse 1 metrenin milyonda biri. 1 milimetrenin de binde biri. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Şurası 1 milimetrenin beşte biri. Hatta çizersem işte bir milimetre şu kadar uzaklıkta. İşte bunun da beşte birini düşünün. Bu keseciklerden birinin çapından bahsediyoruz. Tüm bu konuştuklarımızı hücreye bağlayacak olursak bir insan hücresi ortalama 10 mikrondur. Yani bunun çapı sadece 20 veya 30 hücreye denk geliyor. Yani zarları çok çok ince. Bir balon gibi düşünelim. Çok inceler. Yani bir hücre kalınlığındalar ve kan dolaşımına bağlılar. Ya da şöyle düşünün. Dolaşım sistemimiz hep bu şeylerin yanından geçiyor. Yani mesela kalbinizden gelen kan damarları oksijene ihtiyaç duyar. Genelde oksijensiz damarlar daha koyu olur. Bu arada kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili videoda bundan çok daha detaylı bahsedeceğiz, haberiniz olsun. Evet, oksijensiz damarların rengi koyudur ve mor gibidir. Şimdi mavi ile çizeyim. İşte kalpten gelen damarlar. Buradan gelen kanda oksijen yok veya çok az var. Kalpten gelen damarlara atar damar diyoruz. Kalp konusuna gelince tekrar işleyeceğiz. Evet, atar damar kalpten gelen damardır. Kalbe giden damarlara ise toplar damar denir. Toplar damar kalbe giden damardır. Bunu hatırlamanız çok önemli. Çünkü atar damar veya toplar damarlarda her zaman oksijen bulunmadığını veya her zaman oksijensiz kalmadıklarını öğreneceksiniz. Kalp ve dolaşım sistemine gelince daha detaylı konuşacağız tüm bunları. Şunu hatırlayın yeter. Atar damarlar kalpten gelir, toplar damarlar kalbe gider. İşte burada kalpten çıkan ve alveollere, akciğere giden atar damarlar var. İçlerinde dolaşan kanın oksijen almasını istiyorlar. E, peki ne olacak? Bronşçuklar ve alveollerde dolaşan oksijen alveolleri doldururken küçük oksijen molekülleri alveollerin zarını geçerek kanda emilecek. Hemoglobin veya al yuvarlar konusuna gelince daha detaylı anlatırım bunları ama çok kılcal damar olduğunu bilin. Kılcal damarlar çok incedir ve aralarında havanın özellikle oksijen ve karbondioksit moleküllerinin geçişini sağlarlar. Bunların içinde gaz değişimini sağlayan çok kılcal damar bulunur. Şu kalpten gelen damar ve sadece bir boru. Yani oksijen buraya girdiğinde tekrar kalbe gidecek. İşte bu noktada dolaşım sistemimizin parçası olan bu damar, bu boru atar damarlardan toplar damara dönüşür. Bu tür atar damar ve toplar damarlara özel bir isim veriyoruz. Pulmoner atar ve toplar damarlar. İşte kalpten çıkıp akciğer ve alveollere giden damar. Yani pulmoner atar damar. Kalbe geri dönenlere ise pulmoner toplar damar diyoruz. Şimdi pulmoner ne demek diye soracaksınız. Pulmo latince akciğere ait anlamına geliyor. Yani akciğere ait veya akciğere giden atar damarlar ve akciğerden gelen toplar damarlar. O yüzden pulmoner bir şeyden bahsediliyorsa akciğer hakkında veya nefes almamızla ilgili bir şeydir bu. Hatırlayın. Yani bu önemli bir kelime. Her neyse ağzınız ve burnunuzdan oksijen girer, gırtlağınızdan geçer, hatta midenize bile girebilir. Hatta isterseniz midenizi havayla doldurursunuz ama kan dolaşımınıza oksijen gitmesine bir katkısı olmaz. Oksijen gırtlağınızdan gelip nefes borunuzdan aşağı inecek, bronşlardan ve bronşçuklardan geçerek alveollerde duracak. Daha sonra eskiden atar damar olan damarlar tarafından emilecek. Kanın oksijen oranı artacak, yani al yuvarlar daha doğrusu hemoglobinleri oksijen aldıkları için kırmızı olacak. Daha sonra geriye dönüyoruz. Fakat bu sadece oksijeni atar damarlara veya hemoglobine vermeyle ilgili değil. Dışarıya karbondioksit vermek de var. Yani akciğerlerden gelen bu mavi toplar damarlar aynı zamanda alveollere karbondioksit salgılayacaklar. Bunlar da nefes verme yoluyla dışarı atılacak. Nefes aldığımızda oksijen içeri giriyor. Aslında ondan başka şeyler de giriyor ama alveollerin emeceği şey oksijen. Daha sonra nefes verdiğimizde kanımızda bulunan ve alveollerin emdiği karbondioksiti dışarı vereceğiz. Alveoller sıkışacak. Birazdan bu sıkışmadan bahsedeceğim. Karbondioksit de vücudumuzdan dışarı atılır. Aslında bu sıkışma olayında hava tekrar dışarı çıkar ve ses tellerinin titreşmesini ve konuşmamızı sağlar. Ama ben bunun detayına girmeyeceğim. Akciğer sistemi konusunda göz önünde bulundurmamız gereken son şey akciğerin havayı nasıl içeri aldığı ve dışarı çıkarttığı. Aslında pompa veya balon gibi düşünebilirsiniz. Vücudumuzda çok büyük bir yassı kas katmanı var. Şunlar akciğerlerse işte şuradaki kas katmanı. Tam akciğerin altında ve ismi de diyafram. Rahatlamış haldeyken kubbe gibi bir şekli oluyor ve bu esnada akciğerler sıkışmış halde bulunuyor. Yani hacimleri az. Fakat nefes aldığımızda diyafram kasılır ve kısalır. Ama daha da önemlisi akciğerlerin olduğu yerde bir boşluk oluşturur. Yani akciğerler bu yeri doldurabilir. Akciğerlerin bu halini şişirilmiş bir balona benzetebiliriz ve bir şeyin hacmi artarsa ki burada diyafram kasıldı ve akciğerlere yer açıldı, içerideki basınç azalır. Fizikten hatırlarsanız basınç çarpı hacim sabittir. Şimdi bir yazayım. Nefes aldığımızda beynimiz diyaframa kasılmasını söyler. Diyafram kasılır. Akciğerlerin çevresinde daha fazla boşluk oluşur ve bu alanı doldurmak için akciğerler genişler. Dışarıdakinden daha az basınç oluşur. Hatta negatif basınç bile diyebiliriz. Hava her zaman yüksek basınçtan alçak basınca geçmek ister. Dolayısıyla hava akciğerlerimize gelir. Ve orada alveoller atar damar ve toplar damarlara giderek hemoglobin'e bağlanmak için oksijen olması çok iyi bir şey. Daha sonra detaylıca bahsedeceğiz bunlardan. Evet, diyafram kasılmayı bıraktığında kavisli görüntüsüne geri döner tıpkı lastik gibi düşünün. Böylece havayı dışarı çıkarır. Bu hava çok daha fazla karbondioksit içerir. Şöyle diyebilirsiniz. Akciğerlerim çok da büyük görünmüyor. Yeteri kadar oksijeni nasıl ulaştırırım? Aslında bu dallara ayrılma ve alveoller sebebiyle akciğerlerin içinin yüzey alanı hayal bile edemeyeceğiniz kadar geniş. En azından biri bana söylemeden önce ben hayal edemezdim. Alveollerin iç yüzey alanı yani oksijenin gireceği veya karbondioksitin kandan çıkacağı toplam alan 75 metrekare. Bir çadır tente veya herhangi bir alan büyüklüğünde. Ölçüleri neredeyse 9'a 9 metre. Yani bir evin bahçesi büyüklüğünde. İşte akciğerlerinizin içindeki yüzey alanı ama hepsi katlanmış ve iç içe geçmiş halde. O yüzden akciğerlerimiz küçük gibi görünüyor. Fakat bu alan hava ve oksijenin alveol zarlarından dolaşım sistemimize geçmesi ve yeteri kadar karbondioksitin tekrar içeri girmesi için yeterli. Alveollerin çok küçük olduğunu söylemiştim zaten. Sağ ve sol olmak üzere her bir akciğerimizde 300 milyon alveol bulunuyor. 300 milyon alveol. Oksijenin dolaşım sistemimize nasıl girdiği ve karbondioksitin nasıl çıktığı konusunda umarım baya bir fikriniz olmuştur. Bir sonraki videoda dolaşım sistemimizden Oksijeni akciğerlerimizden alıp vücudun geri kalanına nasıl ulaştırdığımızdan ve karbondioksiti vücudun geri kalan kısmından akciğerlere nasıl taşıdığımızdan bahsedeceğim. Ah, <laughs> uzun bir video oldu ama eminim merak edenleriniz sonuna kadar izledi ve izlemenin de ödülünü aldı. Ne dersiniz? Hoşça kalın, hepinize başarılar.